önemli bir şey vardı. İlk yani bir saldırıda yaralanan veya yakınını kaybeden insanların travmasındaki ilk aşama öfke oluyor dediniz. Evet. Bu öfkeyi besleyecek açıklamalardan da kaçınmalı o halde. Öyle değil mi? Yani nasıl diyelim, karar alıcılar. Evet. Ya da devlet kademesindeki politika kişiler. Politika üreten. Mesela evet. İntikam bu noktada anlamlı bir söylem haline dönüşmüyor. Evet, maalesef nefret söylemleri ya da nefret söylemlerini körükleyecek söylemler toplumsal travmayı daha da derinleştiren bir şey. Ortadan kaldıran bir şey değil. Bireysel bir travma yaşamıyoruz. Bireysel travmayı yaşayan insanlarla birlikte toplumun tamamında bir çözülme, bir kırılma var. Ve maalesef nefret söylemleri de daha çok körükleyecektir bunu. İstediğimiz şey bu değil tabii ki. Hiçbirimizin istediği şey bu değil. Bu söylemlerden uzak durmak, tam tersine barış dilini kullanarak daha yapıcı ama elini taşın altına koyarak, sorumluluk alarak kişilerin güven duygularını yeniden tazelemeye ihtiyaç var.